bırakacağım. Dolar 18.23 bandında yatay hareketine devam ediyor. Euro aslında ben bugün Instagram yayını yaptığımda 18.20'deydi. Euro dolar paritesi de aslında 1'in altındaydı ama en son baktığımda 18.25'ti ve yeniden parite 1'in üzerine çıktı. Brent petrolde bir miktar aşağı yönlü hareket var. 89 dolar civarında. Ons altın 1711 dolarda. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bugün kapanışını yaklaşık %1'lik yükselişte 3437 puandan tamamladı. İşlem hacmine baktığımızda da 111.415 milyar lira diyorum. Genel olarak piyasalar için neler söylersiniz? Şimdi bugün piyasalar ECB faiz kararını bekledi ve ECB'den faiz kararı geldi. Temmuz ayında 11 yıl aradan sonra Avrupa tarafında biz bir faiz artışı gördük. Hatta 25 bas puanlık bir faiz artışı beklenirken beklentilerin de üzerinde 50 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleştirmişti. Bugün ise beklentiler dahilinde 75 bas puanlık faiz artışı gerçekleştirdi. Ancak faiz artışının sonrasında Lagarde'ın konuşmaları biraz endişe yarattı. Çünkü Lagarde konuşmalarında enflasyonun yani faiz artırımının önden yüklemeli bir faiz artırımı olduğunu ve enflasyonun devamı neticesinde faiz artırımlarına devam edeceklerini vurguladı. Tabii bu da piyasalarda tekrar riskli varlıklardan, Avrupa tarafında riskli varlıklardan çıkışlara sebep oldu. Yeniden resesyon endişeleri konuşulmaya başlandı. Aslında baktığınızda Avrupa tarafı teknik olarak resesyonda olmadığı için faiz artırımlarına biz biraz daha uzak görüyorduk. Fakat geçtiğimiz aylarda İngiltere tarafında çift haneli rakamlara ulaşınca enflasyon gözler tabii Avrupa'ya çevrilmişti. Nitekim beklentiler dahilinde 75 bas puanlık bir faiz artışı da yaptılar. Ama dediğim gibi orada endişe yaratan aslında Lagarde'ın açıklamaları oldu. Çünkü bu faiz artırımlarının da devam edebileceği algısı olarak yansıdı piyasalara. Ayrıca 2022 yılı için TÜFE beklentilerini revize etti yine. 6.8'den 8.1'e yükseltti ve 2023 yılı için de 3.5'ten 5.5'e revize edildi TÜFE rakamları. Dolayısıyla ECB'nin hedefinin 2 olduğunu düşünürsek orta vadede bu seviyelere ulaşması pek mümkün gözükmüyor. Bu da tabii faiz artırımlarının devam edebilir sinyali veriyor. Lagarde bu açıklamalarda bulunurken diğer tarafta da Cato Enstitüsü'nde Powell'ın açıklamaları, yine Şahin konuşmaları devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta Jackson Hole sempozyumunda Powell'ın bir sunumu vardı ve Powell burada da Şahin açıklamalarını devam ettirdi. Bu sebeple yine bir geçtiğimiz hafta bizi riskli varlıklardan çıkışların hızlandığını izlemiştik. Fed Başkanı agresif faiz artırımları sonrasında ABD ekonomisi için acı verici sonuçlar doğurabileceği ifadesini kullanmıştı. Aslında orada endişe yaratan bu cümleydi ve bununla beraber faiz artırımının verilere bağlı olarak bir yol haritası çizeceğini söylemişti. Şimdi baktığınızda Nisan ayında ABD'de enflasyon verisi beklenti altında kalınca Powell erken konuşmuştu. 75 bas puan masada yok demişti. Sonra Amerika tarafında 41 yılın en yüksek enflasyonu açıklanınca 75 bas puanı masaya koymak durumunda kalmıştı. O gün bugündür Powell'dan böyle biz şahin açıklamalar görüyoruz. Nitekim bununla beraber aslında Amerika'nın makroekonomik verileri aslında iyi geliyor. Özellikle son verilere baktığımızda verileri iyiydi. Fakat artan enerji maliyetleri sebebiyle
Bu durum biraz daha agresif faiz artırımlarının devam edebileceği algısını oluşturuyor. Gelen iyi verilerle biz acaba Eylül ayında agresif faiz artırımları son bulabilir mi? 50 bas puan olur mu diye konuşulurken Jackson Hole sempozyumunda Powell'ın konuşmalarının ardından piyasa tekrar 75 bas puanı beklemeye başladı. Şu an beklenti 75 bas puan olabilir görüşünde. Bununla beraber tabii şimdi biz bir de faiz indirimi yapmıştık. 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmiştik ve bu faiz indiriminden sonra kur 18 liranın üstüne atmıştı. Jackson Hole sempozyumunda Powell'ın bu açıklamalarından sonra da 18'in üstünde artık 18-20'lere doğru giden bir dolar fiyatlaması gördük. Çünkü Powell'ın konuşmasıyla riskli varlıklardan çıkış ve dolara bir yönelim olmuştu. Tekrar dolar endeksini yukarıya çekti bu açıklamalar. Şimdi bizim taraftaki enflasyona geleceğim ama öncesinde şeyden bahsetmek istiyorum. Pandemi öncesine kadar enflasyon hep gelişmekte olan ülkelerin sorunuydu aslında. Gelişmiş olan ülkelerde çok konuşulmuyordu bu. Biz bir pandemi yaşadık ve bu pandemi sonrasında işte lojistik sıkıntılarının yaşanması, uçuş kısıtlarının konulması bir enflasyonist ortam oluşturdu. Pandemiden işte aşılanmalarla, uçuş kısıtlarının kalkmasıyla, lojistik sıkıntılarına bir çözüm bulunmasıyla pandemiden çıktık. Enflasyon düşürücü hamleler yapılacak derken Rusya-Ukrayna gerginliğiyle işte bir şok yaşandı ve bu sefer enerji krizi ortaya çıktı. Bu da gelişmekte olan ülkelerin sorunu olan enflasyonu aslında biraz daha ayyuka çıkardı ve enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi. Çünkü Rusya-Ukrayna gerginliğinden önce gerek Amerika bölgesi olsun, gerek Avrupa bölgesi olsun enflasyon hep geçici olduğu vurgusunu yapıyordu. Ancak bu enerji kriziyle beraber artık enflasyonun geçici değil bir sorun olduğunu kabullenmiş oldular. Ve bu sorunu da faiz artırımı ile çözmeyi hedefliyorlar. Yani bu yönde hareket ediyorlar. Ancak enerji kriziyle baş göstermiş olan bu enflasyon, daha doğrusu pandemiyle ortaya çıkan ve enflasyon, enerji kriziyle beraber ayyuka çıkan bu enflasyon sorununu faiz artırımıyla çözmeye kalktıklarında bu sefer büyümeyi ikinci plana atmış oluyor bu ülkeler. Büyümeyi ikinci plana attıklarında da tabii ki tüm dünyada tek bir şey konuşuluyor, resesyon. Şu an yapılan bu bütün açıklamalar hep resesyon endişesini doğurduğu için de biz ani satışlar, riskli varlıklardan ani çıkışlar görebiliyoruz. Tabii ki bu faiz artırımları devam ederse, sözün özeti bu faiz artırımları devam ederse, evet resesyon çünkü bir durağanlık demektir üretimde, sanayide. Bu durağanlık başka sıkıntılara da yol açabilir. Şimdi Türkiye tarafına geldiğimizde, evet biz de ciddi bir enflasyon hissediyoruz. Enflasyon raporuna geleceğim biraz sonra. Ama bizde yüksek enflasyona karşı hiç resesyon konuşulmuyor. Çünkü biz faiz artırımından ziyade faiz indirimi yapıyoruz. Burada da büyüme, yani büyüyen bir ekonomi modeli hedeflendiği için faiz indirimine gidiliyor. Şöyle ki, şimdi aslında büyüme hedefli çıktığımız bu ekonomi modelinde her ne kadar enflasyon için işte KDV gıdada KDV indirimine gidildi. %8'den %1'e çekildi. Enerji bir şekilde sübvanse edilmeye çalışılıyor. Ve enflasyon aşağı çekilmeye çalışılsa da global etkiler sebebiyle buna şu an çok izin verilmiyor. O yüzden biraz daha bizim ülkede enflasyon kendi haline bırakılmış gibi duruyor. Daha çok büyüme odaklı ilerliyoruz aslında. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 3. enflasyon raporu açıklanmıştı. Ve bu 3. enflasyon raporunda
2022 yılı sonu için 60 nokta enflasyon, TÜFE beklentimiz, enflasyon beklentimiz 60.4, 2023 yılı için 19.2, 2024 yılı için ise 8.8 olarak tahminler sunulmuştu. Fakat bu hafta açıklanan orta vadeli programa baktığımızda ise biz yıl sonu hedefinin 65 olarak belirtildiğini gördük. Yani Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyonun 460 bas puan üzerinde aslında. Bununla beraber Ağustos ayında piyasa katılımcı anketlerine baktığımızda orada da çıkan sonuç beklenti %70'te. Aslında orta vadeli programla piyasa beklentisi de uyumlu olarak görüyoruz. Çünkü şimdi Ağustos ayında 80, Ağustos ayındaki son gelen enflasyonla beraber yıllık 80.2'lere çıkan bir enflasyon var. Bunun yıl sonu baz etkisinin de göz önünde bulundurursak yıl sonunda 65'lere gerilemesi beklenmekte. Dolayısıyla bu beklentiler dahilinde bizde de hani 5.5'luk bir büyüme uyumlu gözükmekte. Diğer yandan tabii konu enflasyon borsaya nasıl yansır gelecektir muhtemelen. Şimdi ben orada şöyle söylemek istiyorum. Sonuçta enflasyon için hep ne diyoruz? Biz enflasyon dediğimiz gıda ve enerji. Enflasyon deyince aklımıza ilk gıda ve enerji gelir. Dolayısıyla fiyatlar genel düzeyindeki artışlar şirket cirolarına olumlu olarak yansımasını beklemekteyiz biz. Tabii ki bu kavramda enflasyonist ortamda enflasyonu olumlu olarak bilançolarına yansıtabilecek sektörleri göz önünde bulundururuz. Nedir bunlar? Gıda, perakendecilik deriz. Bunun yanında ulaştırma deriz. Bununla beraber şimdi aynı zamanda hane halkı tasarruflarına da yükselen enflasyonda tasarrufları için bir arayışa girer mi? Biz hatta bu dönemde de aslında bu arayışta Borsa İstanbul'a yönelimler gördük. TL bazında baktığınızda Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu arayışlardan dolayı gayrimenkul diyebiliriz. Yine bu sektörlerin içinde gayrimenkulü alabiliriz. İsterseniz hani sektör bazlı olarak bunların üzerinden geçebiliriz. Evet. Tek tek